Geçen gün bu slotta bir farm atmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ama sağ slotta atmıştık. Sol slot daha performanslı, daha full performans dönülüyor, daha çok para bırakıyor. Sağ slot daha eğik bükük, işte ağaçlar var, bloklar var falan filan açıklamıştım zaten size. Şimdi bugün buradaki slotta farm atmak istiyorum. Ama burada 80 level bir tane priest var. Önce bu adamı buradan kovmamız lazım. Üstümde SC var. Kaç dakika? 27 dakika. Adam gitti lan şansa. Acaba geri gelecek mi? Bilmiyorum. Dur bir 2 dakika bekleyelim. Adam gelecek mi gelmeyecek mi bir bakalım. Tamam mı? Ben o ara şöyle yalandan keseyim. Zaten saat başlatıp yapacağım farmı. O yüzden çok sorun olmayacak. Şimdi geçen gün o eğik bükük slotta kasmıştık. Saatte kaç em kasabilmiştik? 8 em falan para kasabilmiştik. Şimdi bunu ben YouTube'a video olarak atacağım. O yüzden kaydını falan alacağım. Ha zannedilmesin ki ben farmer'ım. Ben farmer bir insan değilim ama hani karakterimi de girip göstereceğim. Bunu sadece hani YouTube'a içerik olsun diye. Rise Online yönetimi benden işte YouTube'a canlı yayınlar dışında video hani içerik atmamı istediği için bunu yapacağım. Yani Warrior'ımı da gireyim göstereyim zaten. Gırtlak full PvP yaptığım bir Warrior'ım var. İnsanlar hani beni farmer zannetmesinler. Bunu şimdi çünkü bir sürü dallayarak var. Kalkar işte sen farmersın sen çöp slotunda farm atıyorsun falan derler bana. Sinirim hoplar. Ha kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil de. Adımız farmer'a çıkmasın anladın mı? Onu istemiyorum. O yüzden video sonunda Warrior'ı gösteririm kendime ait. Burada da şimdi galiba o priest gitti gelmeyecek. Bekliyorum onu. Hani şu an slotları kesiyorum. Onu bekliyorum bir yandan gelir mi diye. Gelirse çünkü ona göre şey yapacağım. Önce KS'leşeceğiz. Slotu alacağım. Ondan sonra videoyu çekeceğim. Galiba gelmiyor ya. Gelirse de çok önemli olur mu? 80 level priest gerçi alabilir. KS olduğu zaman da tam istatistikleri öğrenemeyiz. Neyse. Okey. Ben şimdi burada RP Hammer da kullanacağım. Çünkü gitmek istemiyorum. Sadece inventory'imde olduğu zaman gideceğim. Şöyle koyayım. Hatta şöyle yapalım. Dur. Hatta şöyle yapalım. RPR yapalım. Üstümüzü boşaltalım. Parayı sıfırlayalım. Şunu şöyle atalım. 5, 98, 824. Üstümüzdeki para sıfır. Gidelim. RP Hammer kullanacağım. Çünkü slota koşmak istemiyorum. Tam 1 saat olacak şekilde farm atacağım. Tam 1 saat. 1 saatte kaç para bırakacağını çok merak ediyorum. Çero bu seçim konusunu hala etmişti. Beni koysa ben sana öyle düşünüyorum. Şaşırırım sonuçta ama ya. Kanka siktir et. Bu konuya şimdi girmeyelim. Şimdi burada farmımızı atacağız. 1 saat. Şu üstümdeki SC'lerin 24 dakikası var. Önemli değil. Bitince tekrar basarım. Saat 02:40. 25, tamam mı? Başlıyorum abi. Hadi bakalım. Bir saatin sonunda bu charla ne kadar farm atabileceğiz? Bu arada üstümüzdeki itemler farm atması hani atabilecek bir okçunun alabileceği en iyi itemler. Full AP bir char. Yani defansif hiçbir item yok. 8 heavy plate set. İşte Assassin Ring, Assassin Earring, Dual. Elinde artı 8 Hurt Seeker var ve 9 Dex Pendant ve Belt'imiz var. Hani full AP bir okçu çar bu. Ya bununla mesela PvP yaparsan çok fazla vurursun ama muhtemelen tek yersin hani bir asas falan patladığı zaman. Full atak yapma üzerine kurulu, farm yapma üzerine kurulu bir çar. Bu çarı da ben zaten video çekmek için dizdim. Dediğim gibi hani bir tane Warrior'ım var. Üstüne bunu sadece içerik üretmek için böyle video çekmek için farm slotlarında ne geliyor, ne gidiyor onu göstermek için dizdim. Bakalım bir saatin sonunda ne düşecek.
Hi YouTube, hey guys diyor. Yo, canlı yayında sıkıntı yok. Ben sizle muhabbet edeceğim. Bu hani muhabbetler falan videoda çıksa hiçbir sorun olmaz. Öyle bir YouTube'a hani video çekiyorum modunda değilim. Normal ben yayınımı yapıyorum. Bunu şey olarak atacağım. Sen söyle adını. İşte farm sonuçları olarak atacağım. Sizle konuşabilirim yani. Böyle bir okçu her slotta maksimum verimi alır diye düşünüyorum. Yani şans faktörü çok önemli. Mesela buradan çöp ne kadar düşecek? Çünkü atmayabiliyor çöp şansına. Atmayabiliyor. Dakikalarca kesiyorsun, atmıyor. Mesela Epic Scroll var. Epic Scroll hiç atmayabiliyor bir saatte ama bir sonraki saatte 4 tane atabiliyor. RNG. İçerisi takip ettiğin YouTube kanalı var mı? Herhangi bir konuda yemek yerken falan izlediğin. Valla yok kanka. Ben genelde shorts, hani YouTube shorts'a giriyorum. Genelde ben yayın izliyorum. Yayın izlemek daha büyük tercihim, bir şeyler yerken falan. Hatta benim şöyle Rise Online'da toplayıcılık falan craft yapıyorum. Yemek yediğim anlar öyle değerleniyor. Şeyden ziyade, bir şeyler izlemekten ziyade. Okçu hala 76. Server hep gocuk göçük müydü bugün? Yo, ben full warrior'da oynuyorum kanka. Okçumda oynamıyorum. Ben bu okçuyu sadece bu Rise Online'daki farm slotlarındaki işte hani bir saatte ne bırakıyor? Hangi slot bir saatte ne bırakıyor? Bunu şey yapmak için, videolarını çekmek için dizdim bu okçuyu. Başka hiçbir sebebi yok yani. Normalde full warrior'dayım ben. Toplama yaparsam da Warrior'da yapıyorum. Onun craft levelleri yüksek. PvP yaparsam da Warrior'da yapıyorum. Full Warrior'dayım. Buna çok az giriyorum. Buna sadece dungeonlarına giriyorum günlük. O kadar. Yaptığım başka bir şey yok. Bir de bizim çocuklar mesela farm falan atarsa, klandaki çocuklar, onların yanına gidiyorum. Warrior'dan daha fazla vuruyor bu okçu. Onlara yardımı oluyor. XP'lerini falan arttırıyor. Oh. Hangi yayıncıları izliyorum? Mason'ı izliyorum kanka. Geceleri. Gündüzleri izlediğim bir yayıncı yok. Gündüzleri yayın izlemiyorum dediğim gibi. Hani Rise Online'dayım zaten. Gece de işte vakit olursa gene Mason'ı falan izliyorum. Lan Warrior'la bam bam her vurduğunu diyor. Göre. Warrior'la bam bam vurduğunu bir göremedim. Kanka şimdi şöyle, Warrior'la vurduğumu bam bam görebileceğin günler de gelecek. Şu anda göremememenin sebebi bizim ekipteki çocuklar hala XP kasıyor. 85 olamadılar. Bir de ekibe beklediğimiz birkaç tane adam var. Hani full Warrior olamadık. İşte priestlerimizin leveli düşük. Birkaç tane arkadaş oyuna giremiyor. Birisi karakter alacak falan vesaire. Yani ekip bir türlü toplanamadı, anladın mı? Yapamadık yani. Bir türlü. Yapabilsek zaten inanın ben sizden çok istiyorum. İşte PK bir şey yapmak, PK yayını yapmak falan ben sizden çok istiyorum. Emin ol yani. Ha, yapacağız, onun da zamanı gelecek. Sıkıntı yok. Artiz abim açıyor mu yayın? Vallahi hiç denk gelmedim kanka, inanır mısın? Yani son bir senedir falan herhalde hiç açmadı ya. Barış, ben okçu açtım. İlk kez oynuyorum oyunu. 25 level oldum. Bekle. 25 level oldum. Ama can çekişe hasar vuramıyorum. Elindeki bol çöp hasarını nasıl arttırabilirim? Bayağı bir nobum diyor. Kanka, görevlerini yapacaksın. Görevlerden gelen oklar seni bayağı bir süre götürür. Yani görev itemleri bu oyunda gayet dengeli. Leveline göre bütün mobları kesebiliyorsun. Belli bir yerden sonra, mesela 8-9 en para biriktirdikten sonra
Bir tane Swift Shooter artı 7 alırsın eline. Görev elbiseleri zaten oldukça yeterli bayağı bir. 70-80 levele kadar götürebilir yani hatta. Millet DV'de mesela farm yaparken görev itemleriyle falan yapıyor. Öyle söyleyeyim. Bir tane artı 7 Swift Shooter alırsın eline. 9M falan. Aynı bu Battle Priest'lerin Cursed Blade alması gibi. O bir geçiş itemi. Hani oradan sonra artı 7 Heartseeker'a geçersin. 30-40M aralığında. Ondan sonra Vixen'e geçersin işte 300M falan, 300-350M. Böyle böyle yavaştan yükseltirsin. Artizi şu an yayındaysa bile ben video çektiğim için izleyemem. İnan itimat et. Bu bir saatlik videoyu çekmem lazım. Amına koyayım makine gibi vuruyoruz be. Yemin ederim makine makine. Yırtıyor mu slotu? Yırtıyor. Tabii mesela sizin bu kadar gırtlak iteminiz yoksa okçuda bu kadar hızlı kesemeyebilirsiniz. Aynı parayı kasamayabilirsiniz. Ama en azından hani bir gün olur da mesela full artı full bir tane okçunuz olursa hani ne kadar para kasacağınızı görün diye yapıyorum. Bütün slotlarda yapacağım bu arada. Lizardman'da yapacağım, işte Vampiric Bat'lerde yapacağım, Stinger'larda yapacağım, Black Mummy'lerde yapacağım, Death Valley'deki Black Mummy'lerde yapacağım. Her yerde yapacağım. Satir'de de yaparım. Hoş Satir'den Imperial dropları kalktı ama. Benim eskiden en sevdiğim slot Poisonous Rock'tı. Battle Priest oynarken Çift slot Poisonous Rock yapıyordum. Saatte 12M falan para kazanıyordum. Çok da güzel oluyordu. Ama şimdi artık Battle Priest oynamıyorum. Warrior'da slot kesemiyor. Abuna koyayım. Yani farma küstüm. Ben çok mob kesmeyi seven bir insanım normalde. Ama klastan dolayı farma küstük. Warrior inanın çok hantal ya. Ve mesela birisi geldiği zaman örnek veriyorum götü boklu bir tane Battle Priest geliyor ya. Warrior'ı kesiyor abi. Warrior hiçbir şey yapamıyor. Oynamayı bilen bir Battle Priest ya da mesela okçu sürekli uzaktan vuruyor, kanserliyor. Warrior hiçbir şey yapamıyor. Çok sinir bozucu bir şey. Warrior tam bir ekip çarı. Warrior, Warrior. Kost durumu nasıl burada? İllegal var mı? Yani ben olduğunu görmedim. Vardı kullanan, bir iki program kullanan insanlar vardı. İlk rehberimiz geldi bu arada. Vardı bir iki kullanan. Onları da banladılar hep, yok ettiler yani. Bir tane program yapmışlar. Kullanılıyormuş o. Ama artık sanırım yok. Asas'la yap farmını işte. Kanka Asas'la farm mı yapılır gözünü seveyim. Mobu keseceğim diye şey mi yapacaksın? Combo mu yapacaksın? Düşünsene bir skill bar dolusu skill vuruyorsun bir mobu kesmek için. Sence mantıklı mı? Üstümüz dolana kadar şeye gitmeyeceğiz. Town'a gitmeyeceğiz. RP Hammer'la devam edeceğiz. İki tane bende şey var. Ekstra çanta var. Oraya dolduracağım itemleri. Böyle atalım. Battle Priest'le hem vurup hem de doldurabiliyordum çantayı. Okçuyla çok zor ya. Mouse'la tıklaman gerekiyor çünkü. Baya çöp slotu bu. Mage'ler yok mu hocam? Burası çöp slotu zaten. Oyunda bunun gibi bir sürü şey var. Çöp slotu var. Bir sürü çöp slotu mevcut oyunda. Ama bu Hadar 1'de şey açılmıyor. Rov açılmıyor. O yüzden buralarda farmlayan insan yok. Ama Hadar 2'de, 3'te, 4'te tabii ki de buraları farmlayan rovcular var. Çöp slotlarının hepsini farmlayan rovcular var. Yani aklınızda buraları farmlamıyorlardır gibi bir düşünce olmasın.
Ama Hadar 1 zaten bunun için var. Hani burada rov açılmıyor. İnsanlar burada görevini yapabilsin. Burada işte eliyle farmlamak isteyen oyuncu farmlayabilsin diye. Birinci serverlarda rov açılmıyor. Öyle de bir güzelliği var işte. Bu sayede işte mesela ben elimle oynuyorsam oyunu ben farmıma atabiliyorum. Benden mesela itemli bir adam gelip benden slotu alabilir. Ona okey. Ama onun dışında çok zor. Bir de bu KS işleri biraz mental işleri yani. Bazı insan var hiç KS'leşmeyi sevmiyor. Hemen biri geldiği zaman gidiveriyor. Sevmiyor yani adam genel olarak KS'yi sevmiyor. O yüzden gidiyor. Bazısı var işte kutu alamayınca deliriyor gidiyor. Bende de bir huy var. Birisi bana KS attığı zaman daha çok kasasım geliyor. Mesela boş slotta bazen kasmayı bırakıp gidiyorum. Ama birisi KS'ye geldiği zaman mesela şevkle böyle daha çok kasasım geliyor. Değişik bir huy. Seçerken seni 4L'de doldurduran ne oldu? Yani Warrior'ımın ismi de Boris 5S ile 4 ya da 5 Nick'in sonuna aynı harften 4 ya da 5 tane koyduğum zaman güzel durduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta Nick benim Nick'im. Keyif benim keyfim. İstersem 150 tane de koyabilirdim. Oyun izin vermezdi tabii de. Asasla ha, okçuyla farm yap demek istemişsin. Ya zaten işte mob keseceğim zaman okçuyla kesiyorum kanka. Warrior'la mob kesmek inanılmaz tilt edici ve yorucu. Yani sürekli aynı skill'i spamlıyorsun. Mesela Battle Priest'te combo yaparak bir mobu çok rahat kesebiliyorsun. Çünkü skill cooldown'u çok düşük. 0,5 saniye. Ama Warrior'da hem skill cooldown'u yüksek hem karakter hantal. Böyle yaptığı hareketler falan. Warrior'la insanın böyle moba vurası hiç gelmiyor. Warrior'la farm atabilmek gerçekten çok zor. Büyük bir mental lazım. Bende yok. Bir de yani Warrior birazcık su gibi pot yakıyor. Masraf konusunda da birazcık şey diğer karakterlere göre. Ama Battle Priest'ten hiçbirisi fazla yakamaz onu söyleyeyim. Battle Priest'te ben günde beyler abartmıyorum size 5-6 bin tane pot harcıyordum. Bak 5-6 bin tane. Düşünebiliyor musunuz? Ama tabii parasını çıkarıyor Battle Priest. Hani yakıyor ama oğlum ne spinning aksattı lan bu arada. Deli spinning aksattı. Harbiden çok iyi spinning aksattı. Bunları farm sonunda kıracağız beyler. O mor şeyleri, silahları. Onların içinden çıkan taşlar minimum 450K'ya satılıyor. Ve her bir silahtan minimum 1, maksimum 4 tane çıkabilecek şekilde içinden taş çıkıyor. Yani maksimum verimi alabiliriz. O bizim hani paramıza para katar bu farm sonunda. Ben size söyleyeyim. Ve daha yeni başladık. Kaç dakika oldu beyler? Kaçta başlamıştık? Siz sayıyorsunuzdur. Ben saymıyorum da. MPR'lik yok mu oyunda? Ya MP'li hiç itemları var ama silaha özellik olarak geliyor. Bazı itemlar da var. Onlar da PvP itemi. Farm itemi değil. Rov ne demek? Rise Online asistan. Rise Online'ın asistanı işte. Rov asistan diye bir şey. Rise Online World Rov demek. Kısaltılmış hali. Rov asistan da oyundaki otomatik paralı bot gibi düşünebilirsin. Hani senin burada mesela elinle bastığın skill'lere her şeyi otomatik olarak bot basıyor. Oyunun kendi yapmış olduğu bir yazılım.
Bu sayede işte AFK XP falan kasabiliyorsun. Mesela çalışıyorsun ama senin char'ın işte gündüz gün içerisinde roll party'de kasılıyor. XP olsun, para olsun. 16-17 dakika oldu. Geniye mi? Evet, öyle adlandırabilirsin. Bu oyunda millet baya para kaldırıyor. Nasıl kazanıyorlar? Hesap falan mı satıyorlar? Bilmediğimden soruyorum. Ya kanka, bu oyundan şöyle, bu oyunda dungeon sistemleri var. Mesela günlük bir karakterle girebileceğin 3 tane solo dungeon var. İşte bir tane de grup dungeon var mesela. Günlük o dungeonlara girerek mesela drop kovalayabilirsin. Örnek veriyorum, işte dungeon'ın bir tanesinden gittin, 25-30 GB'lik bir tane takı düşürdün, örnek veriyorum. Direkt olarak 10-12 bin lira para kazanmış oluyorsun şansa. Tamamen RNG. Örnek veriyorum, 5 GB'lik bir item düşürdün. Hop tak diye 1500 lira kazanmış oluyorsun. Hani satarsan tabi, satmak zorunda değilsin. İnsanlar o şekilde para kazanabiliyorlar. Dungeonlardan çok fazla para kazanan insanlar var. Bir de oyundaki boss sistemi RNG. Mesela random bir boss çıkıyor Death Valley'de. Orada hani sen mesela götü boklu bir tane okçusun, tamam mı? Hiç itemin mitemin hiçbir şeyin yok. Gidiyorsun orada Bowl'da mesela, Death Valley'in Bowl'ında boss'a bir tane vuruyorsun. Drop sana düşebiliyor. Oradan mesela 70-80 bin liralık bir pendant alabiliyorsun ya da 100 bin liralık bir belt alabiliyorsun. Tamamen RNG. Tamamen RNG yani. O yüzden herkes şansını deniyor. Her akşam mesela saat 11'de çıkan Bowl'da bir tane büyük ejderha boss var. Yani oradan mesela en iyi dropları atıyor. Oradan bir tane şansına drop alabilirsin mesela. -0240 30'da başlamış. Osman not düşmüş. Support köle herhalde. Roş zamanı. Adam Roş zamanı tutar gibi saat tutuyor, değil mi? Farm zamanı. O zaman çok olmamış daha. 20 dakika olmuş daha. Elimizdeki mi yandı? Evet. Reaper Emir. Daha 20 dakika olmuş lan Ozan. Çok olmamış. Daha 40 dakikamız daha var ve farmımız çok iyi bu arada. 100.000 TL mi neler diyor? Evet, 100.000 TL. Bildiğim bir tane kemer, belt. Oyunda bazı itemler çok değerli, aşırı. Dota yayını bitti mi? Bitti. Şu an için bitti. Osman'ım iyi geceler. Kendine iyi bak. Ha, Barış abim anlattığın için bizim arkadaş evinden çıkmıyor. Bir şeyler anlatıyor. Ben de mal gibi öküzün trene baktığı bir çocuğa bak. Anladım. Ya çok fazla dediğim gibi para kazanan insan var da hani gerçekten büyük şans olması gerekiyor. Çünkü bak, ben mesela oyunu kapalı betasından beri oynuyorum. İşte dungeonlara falan her gün düzenli giren bir insanım. Bugüne kadar mesela dungeonlardan sadece 3 tane unique item alabildim. Grup dungeonlardan. Onların da değerleri hep 30M, 40M, 20M civarlarındaydı. Bir kere sadece solo dungeon'dan bir tane Assassin Ring düşürdüm. 2,5 GB civarı. Hani onun da değeri o zaman işte 750 lira falandı. Şu anda da mesela Assassin Ring herhalde 3 GB civarı. 3 GB'de bugün gene 900 lira falan ediyor. Hani öyle düşürebiliyorsun ama çok büyük RNG gerçekten. Çünkü drop almak zor ya. Zor yani. Ha, birçok charla dungeon yapan insanlar var mesela. Adamın 10 tane charı var. Giriyor her gün dungeon'a, 10 tane farklı charla şansını deniyor. Düşürebilir. O adamın bana göre 10 kat daha fazla şansı var. Ben bir charla deniyorum, adam 10 charla deniyor. Sıkılmadan yapıyor. Bu da bir emek. Ya tabii ben mesela istemem insanların 10 tane charla dungeon yapmasını. Sonuçta hani oyuna bir katkıları yok. Adam mesela premium almıyor, bir şey yapmıyor. Oyuna katkısı sıfır. Sadece dungeon'a giriyor. Dungeon'dan item düşerse de mesela gidiyor, onu GB ya da TL ile satıyor. Hani oyuna katkısı var mı? Yok, sıfır. Adam sadece oradan cebine para koyuyor mesela.
Onun yerine ben isterdim şey olsun. İşte mesela dungeon'a girebilecek charlarda premium zorunluluğu olsun falan. Böyle şeyler olması lazım bence. Hem oyunun ekonomisine destek olur, ne bileyim. Hem de adamlar bu sistemi abuse'lamamış olurlar. Bu arada bir sonraki RPR'de sanırım üstümüz dolar. Bayağı şey düşmüş ya. Barış abi 60 levelim. PKSS'te kasılıyorum. Daha iyi bir yer var mı? Yani Hadar'a geçip bir Graveguard slotu falan bulabilirsen Graveguard falan iyi olabilir. Satyr, Graveguard, Tyrant. Ama atakırsan Tyrant da ölürsün. Onu söyleyeyim. Satyr veya Graveguard bulman lazım. Rahat kasabilmek için. Ölmeden. Buff arasında falan genelde ezik charlar ölüyor. Gece nöbetinde evini izlemek sarıyor. Dün pak oynadım. Gaza geldim seni izleyip. Partiden attılar oyunu. Ay ay. Arkadaşlarımla oyun oynamak güzel bir şey. Ya solo zaten oyun oynamak hiç sarmıyor, onu söyleyeyim. Bu acaba beyler tahminen sizce kaç para kasacağız ya? Çok merak ettim ben. Droplarımız bayağı iyi çünkü. Hem çöpü çok iyi attı, hem şeyi çok iyi attı. Spinning Axe'ı çok iyi attı. Henüz bir şey düşmedi. Epic Scroll falan düşmedi. Yani ama Spinning Axe'tan kurtardık gibi ya. Şansa. Mesela buradan şey de atıyor. Roar of the Lion mı? Bir tane Battle Shield Mage mi? Öyle bir şey de düşüyordu. O da mor bir kalkan. İkisinden biri, hatırlamıyorum tam hangisi olduğunu. Onu da kırarız mesela. Hay Allah, boar çıktı orada. Orada o domuzcuk çıkınca hiç iyi olmuyor ya. Sürekli Z'ye geliyor. Onu bir life skillci gelip kesse çok iyi olur. Aa, SC bitti, öleceğiz. Onu hemen yenilememiz lazım. Şöyle basalım. Devam. Kaç dakikamız kaldı? 40'ta başladıysak gene bayağı süremiz var lan. Daha çok süremiz var ha. Harbi 35 dakikamız falan var kanka. Çok iyi süre oğlum. Bak, size bir şey söyleyeyim mi? 25 dakikada çok iyi kastık lan. Ben bu sefer 9M falan bekliyorum beyler. Herhalde 9M falan kasacağız bakalım. Bak şu üstüme düşen var ya, şu Light Glaive düştü ya şimdi. O 150K. Direkt 150K yani. Hani yanlış hatırlamıyorsam herhalde 147K falandı. Üstümüzü boşaltmaya bu turda da gitmeyeceğiz. Gene bir Repair Hammer basarız.
Çünkü daha ikinci sayfamızda şey var, yer var. Buraya da dolduralım. Sonra inventory'miz de olsun. Gittik mi? Bir tur sıçarız. Full. Lan ölsene. Rise İstanbul etkinliğine direkt davet aldım mı? Evet, GM'den direkt davet aldım. Hatta Beer Fact aradı beni. Gelmek ister misin diye. Yani işlerim vardı. Birazcık yoğundum. Gidemedim o yüzden. Ama direkt beni de davet ettiler sağ olsunlar. Es geçmediler yani. Gemide biliyorsunuz bir Rise Online etkinlik yaptı. Bilenler vardır diyeyim daha doğrusu. Herkes bilmiyordur da. Ece Seçkin falan geldi. Yani güzel bir etkinlik yaptılar. İşte oyuncular oradaki yayıncılara falan ödüller verdiler. İyiydi. İzledim ama canlı yayın. Puspre olayı falan. Olayı nasıl, farma etkisi var mı? Kaç TL Boris? Kısa bilgilendirir misin? Kanka, üstündeki pus eşyalarının farma bir etkisi yok. Sadece işte %1 sadece şey var. Moblara karşı atak veriyor. Almak zorunda değilsin pusları. Tamamen şey yani. Sen söyle. Kozmetik. Öyle söyleyeyim. Pelerin mesela aylık 44 lira. İşte kanat mesela aylık 50-60 lira bir şey. İşte Magical Looter şu. Aylık mesela kaç para? 80 lira. İşte premium mesela iki tür premium var. Bir tanesi 90 lira, bir tanesi 330 lira. Mesela XP kasacaksan 330 liralık al, şey XP kasacaksan 330 liralık almak çok makul. Ya zaten mesela söylediğim her şey böyle 50 lira o, 50 lira bu, işte 40 lira bu diyoruz ama mesela hepsi aylık ya. Sen mesela slotta farm attığında kanka 10M, hani mesela 10M satmaya kalksan 30 lira, anladın mı? Ki 10M'i işte bir saatte falan kasıyorsun, öyle söyleyeyim. Hani bilemedin 2 saatte 15M kasıyorsun en kötü. Hani elinle farm atan bir insan, birazcık vakit ayırabilen bir insan mesela 5-6 günde full, yani power up masrafların hepsinin tamamını çıkarır. Eliyle attığı farmla. Scroll'lar çok ucuz mesela. Hani mesela full scroll'la PvP yaptığını ya da farm attığını varsay. Hiç priest'e ihtiyacın bile yok. Scroll'ların saatliği işte 5 liraya falan tekabül ediyor. 5 lira dediğimde kanka 2M. Zaten 1 saat daha buna koyayım. 2M'in scroll parası olsa üstüne sana 6-7M kar kalıyor gibi. Pus'un PK'ya etkisi var mı? Şöyle etkisi var. Mesela pus'u sadece kuru kuru aldığın zaman işte şunlara hiçbir etkisi yok. Ama bunlara NPC'den şey alıyorsun. 7,5M'e bir tane kağıt alıyorsun. 7,5M'e kağıda alıp bastığın her parça başına 15 def kazanıyorsun. Totalde işte üstündeki elbiseler artı pelerin, artı işte kanat, artı elindeki maddalar, hepsine bastığın zaman total 90 def kadar bir artın oluyor. Para olarak da oyun içinde 45M tekabül ediyor. Yani 45M NPC'den alıyorsun. Oyun satmıyor. 45M'lik hani herkesin ulaşabileceği bir şey, anladın mı? Kimsenin kimseye bir üstünlüğü olmuyor. 45M para veriyorsun. Üstündeki elbiselere basıyorsun. Kullanıyorsun. 90 def ya da işte XP alıyorsun ya da HP alıyorsun. Sana kalmış. Ama en makulü 90 def. O yüzden biz hep 90 def alıyoruz. Home office çalışıyorsun. Boş boş oturuyorsun. PC'de arkada günlük sadece para kasma amaçlı farm atsam getirisi olur mu? Yani evet, slot bulabilirsen tabii ki de atabilirsin kanka. Neden atmayasın? Çoğu insan yapıyor bunu.
Ama birazcık tabii iyi kötü oyunu bir şeyler bilmen lazım. Hani o raddeye kadar zorlanırsın. Çünkü hani öyle açayım, çarı koyayım, para kassın öyle bir dünya yok maalesef. Oyunu da bilmen lazım biraz. Hani çarı kasacaksın, nerede kasacaksın, nereye koyacaksın, hangi itemi alacaksın. Bunların bilinmesi lazım. Hangi karakterle nerede kasacaksın mesela? Bunlar çok önemli detaylar. Bazı slotları bazı karakterler hiç kesemiyor mesela. Ya da işte bu işin mesela kase boyutu var. İnsanlar geliyor kase atıyorlar senin custom slota. Adam geliyor senin slotunu alıyor mesela kanka. İşte orada senin slotunu aldığı zaman Rov'la senin kasacak bir slotun kalmıyor. Kendine yeni bir slot bulman gerekiyor vesaire. Bu arada konuşmasam çok daha fazla kasarım, onu söyleyeyim. Hani hiç konuşmadan full dikkatimle kassam hem combo sektirmem hem slotu geciktirmem yani. Çok daha fazla kasarım, emin olabilirsiniz. Ha işte maksat muhabbet olsun. Şey kalmadı. Sıkılır mıyım? Evet, zaten farm atan bir insan olmadığım için çok rahat sıkılırım. Ben yayın olmasa şu an çıkmıştım slottan, yani öyle söyleyeyim size. Yıllardır ko oynadım, bayağı oldu bırakalı. Onunla karşılaştırınca artısı eksisi sence nasıl? Yani kanka, karşılaştırma yapılmaması gerekiyor bence ya. İkisi de bence mekanik bakımından çoğu şeyi benzer olsa da farklı oyunlar. Ben karşılaştırmayı pek doğru bulmuyorum. Karşılaştırmıyorum yani genelde. Ama güzel. Knight oynayan bir insan rahatlıkla oynayabilir, onu söyleyebilirim yani. Ben de Knight Online oynadım senelerce. Ama artık hani sene 2023. Burada çok daha fazla skill var. Hani skill artıları bile yeterli bence. Özellikle mage'lerin skill'lerinin fazla oluşu, priest'lerin skill'lerinin fazla oluşu. Warrior'ların bile ne mesela, hani o Knight'taki vasıfsız bir warrior var ya böyle. Sadece deskent olup yere vuran, bildin o warrior'ı. Sadece deskent olup Thor'a yere vuran warrior var ya, warrior'lar burada öyle değil. Adamın bir sürü skill'i var. Warrior'lar burada hani solo bile oynayabiliyor çoğu warrior, bilmiyorum. Benim çok tecrübem yok ama solo bile oynayabilen warrior'lar var yani. Biraz çöp atışında bir düşüş yaşanıyor farkındaysanız arkadaşlar. Slot sürekli stabil, sabit bir çöp atmıyor. Bak hani başladığımızda yağıyordu. Şu an mesela bayağı azaldı farkındaysanız. Hani ikinci 30 dakikamız böyle kısır geçerse ilk saatte kastığımız çöp kadar kasamayız. Merak ettim kaç gelecek. Dostark ilk çıktığında hayvan gibi gömüldüm. Çok da keyif verdi ama oyununa çabuk tıkandı diyor. Bazı oyunların da problemi o ya. Çok çabuk kesiliyor. Yapacak şey çok çabuk bitiyor. Oyuncuları ya bir de abi mesela oyuncuları MMORPG oyuncusunu mutlu etmek çok zor. Çünkü her şey isteyebiliyor.
Çünkü açık dünya. Her şey yapılabilir oyunda, anladın mı? Mesela ben oyunda, hiçbir MMORPG oyununda neden karakterler sikişmiyor çok merak ediyorum. Bir tanesinde yapsınlar mesela. Yasak mı acaba koymak? Mesela eskortluk diye bir meslek olsun. Nasıl wood cutting var? Eskortluk olsun abi. Ben eskortluk yapayım mesela. Niye yok böyle bir meslek? Herhangi bir MMORPG'de. Bunun için söylemiyorum. Keşke olsa. Bu arada bir saatte kaç tane repair hammer yiyecek lan burası? Oğlum okçu var ya, yam yam ya. Ultima'da vardı Barış abim diyor. Harbi mi diyorsun sen? Metin 2'de evlenme ayağına milleti ne dolandırıyorlar diye. Yani Ultima'yı biliyorum ama Ultima'da öyle bir meslek olduğunu bilmiyorum. Metin 2'de kız çar açıp diyor, şaman açıp milleti. Hayır abi, o sayılmaz. O sayılanmaz. Çocuklar da oynuyor kanka. Evet ya, galiba ondan dolayı. Çocuklar da oyun oynuyor, değil mi? Asıl biz öküzüz biliyor musun? Koca koca adamlar. Oyun oynuyoruz, çocukların oynadığını unut. Kaos ya da DKS benzeri özellikli silahlar var mı acaba? Burada hemen hemen her silahın bir özelliği var ya. Kimisi mage'lere karşı güçlü işte. Kimisi warrior'lara karşı güçlü. Öyle değişik değişik özellikleri olan silahlar var. Bu reis ne yapıyor acaba? As. Adam beklerim diyor. Bekle. Okey. Koşulları kabul ettim seçeneği var orada. 18 yaş ibaresi koyup dahil edebilirler. Evet, öyle de bir durum var. Doğru söylüyorsun. Mesela oyunda böyle pornografik bir içerik var mesela. Bunu kabul ediyorum. 18 yaş ibaresinde koydun. O zaman kimse bir şey diyemez herhalde. Konuyla alakasız ama likitlere aylık ne kadar masraf ediyorsun? Boris nargile tütünü kömüre para vermekten ciğerim soldu diyor. Kanka ben ayda 400 lira falan veriyorum likitlere. Ya zaten bir tane likit alsam beni bir ay götürüyor. diğer makine olmasına ve ben çok fazla içmeme rağmen bir tane likit beni bir ay rahat götürüyor kanka. Aylık 400 liram falan gidiyordur. Arada bir de coil alıyorum. Hazır coil değil benimki. Sarmalı coillerden. Pamuğu var, coil'i var işte. Onlar ama aylık gider değil mesela. İşte hani 8 tane coil alıyorum. 15 günde bir ikisini değiştiriyorum. Mesela 2 ay gidiyor. Coillerin işte
Dörtlüsü 150 lira falan oluyor. 3, 2 ayda bir 300 lira ona gidiyor işte. Pamuk 4-5 ay götürüyor falan. Pamuk 150 lira mı neydi? Daha ucuzlarını da kullanabilirsin. Ben hepsini en iyisinden alıyorum. Ama her türlü hem nargileden şey olarak masraf olarak daha az, ucuz, hem de sağlığa zarar açısından çok daha şey iyi. Yani nargile çok zararlı abi, inanılmaz zararlı. Yapacak bir şey yok ama. İçen içiyor. Benim nargileyi bırakmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Bende çok fazla baş ağrısı yapıyordu ve çok fazla nefesimi tıkıyordu. Ben de yani bıraktım. Elektronik sigara. Ha ben hem elektronik sigara içiyordum hem nargile içiyordum. Nargileyi bıraktım ve hani nargilenin de mesela en iyi takımlarını alıyordum. Rus takımları var mesela. Çok güzel Rus takımları var. Onlardan falan kullanıyordum. Özel almıştım yani. Ama işte dediğim gibi sıkıntı nargile. Günde 2-3 içiyorum, sigara kullanmam ara. Kanka günde 2-3 tane nargile ne yaptın? Ölürsün oğlum, kuah olursun. Dikkat et bak. Çok fazla. Nargile kafen falan mı var? Ne yaptın kanka? Dikkat et. Valla ciğerlerini bitirirsin ben sana söyleyeyim. Oksijen tüpüyle gezersin valla. Boş kaldıkça yakıyorsun. Anladım. Kötü. Kötü alışkanlık. Bizim Gizmo da bak mesela. Her gün içiyor nargile hemen hemen. Ben ona da çok kızıyorum ama yapacak bir şey yok. İçiyor yani. Rainworm sen yanlış kullanımdan dolayı coil'ini veya pamuğunu yakıyor olabilirsin elektronik sigaranın. Çünkü yanık tadı geliyorsa coil yanmış demektir. Yanık coil ile elektronik sigara içilmez. Bakalım son 15 dakikamız kaldı arkadaşlar. Bu arada inventörümüz doldu. Bu repair'ımız geldiği zaman gitmemiz şart. Hemen gidip geleceğiz bir 2 dakika. Orada bir minik vakit kaybı yaşanacak. 3 dakika falan kaybederiz çünkü 2 backpack'i de doldurduk. Onları da boşaltacağız. Makrocular var mı oyunda? Ya yani makro kullananlar var ama şikayet ettiğin zaman şey yiyorlar. Atak ban yiyorlar ve katlamalı. Mesela ilkinde bir gün yiyor işte, ikincisinde 3 gün, dördüncüsünde bir hafta, dördüncüsünde kalıcı falan. O yüzden makro kullandığını düşündüğünüz birisi olursa hemen şikayet edin. Bak sol üstte şöyle yardım kısmı var ve çok çabuk şey yapıyorlar, dönüş sağlıyorlar hızlıca. Evet galiba şunu kesip bunu kesemeden repair gelecek galiba. Yerine vurmayacağım. Taunt atacağım hemen. Şuradan üstümüzü boşaltalım abi. Çok da vakit kaybetmeden hemen çünkü son çok az vaktimiz kaldı. Max'ını deniyorum. Bakalım kaç para geldi. Bir tur boşaltacağız.
15 dakika için herhalde bir backpack yeter diye düşünüyorum. O yüzden hemen gideceğim. Vakit kaybetmemek için. Hem inventory'm var, hem bir tane backpack'im var. İkincisini boşaltmadan gideceğim hemen. Şimdilik üstümüzde yarım yamalak sattığımız şeylerle 3M200K var. Daha burada spinning axe'lar var. 3 adet çöplerimiz var falan. Buradan gene bir 8M falan çıkar herhalde. Bilgisayarını açık bırakmadan burada şey yapabiliyorsun. Pazar kurabiliyorsun. Action House var. Action House'da itemlerini satabiliyorsun. Bilgisayarını açık bırakmak zorunda değilsin. Kesintisi normal pazara göre biraz daha fazla oluyor vergisi. Ama en azından bilgisayarın açık kalmıyor. Ya da mesela sen oyununu oynarken pazar açarını bırakıp hani orada oturmak zorunda değilsin. Bir yandan Action House'da düşürdüğün itemleri satabiliyorsun. Yüksek nikotinli likit kullanıyordum. Şu küçük olan podlardan. Sen podlardan kullanıyorsan kesin yakmışsındır bu arada. Podlar çünkü çok çabuk yanıyor. Bir de mesela podları yüksek ısıda içersen, yani wattını çok yüksek tutarsan daha da çabuk yanıyor. Podlar biraz sıkıntı. Son 12 dakika. Hatay kanka o dediğin iyi. Niye ilk 3'te mi? Podlar arasında mı Çağatay? Yoksa hani elektronik sigarada değildir. Çünkü elektronik sigarada pod kullananları pek bir aşağılıyorlar. Bu elektronik sigara camiasında. Klavyenin sesi Blue Switch gibi geliyor. Eğer öyleyse neden kırmızı değil de Blue Switch kullanıyorsun? Şu an kullandığım klavye mekanik bir klavye değil. Bunu şöyle klavyesiz kaldığı bir dönemde Gizmo kendi klavyesine bir şey dökmüştü. Acil bir klavye lazımdı. Getir'den söylemişti. 50 liralık bir klavye şu an kullandığım. Bunu kullanmamın sebebi de benim de klavyemin bir tane, yani daha doğrusu klavyemde hiçbir sıkıntı yok. Klavyem pislendi. O klavyeyi kullanmıyorum hani tuşlarını temizlemeye üşendiğim için. Birazcık yağlı ellerle yemek falan yedim. Klavye duruyor. Mekanik klavyem duruyor. Ben de bu 50 liralık klavyeyle oyun oynuyorum. Ama klavye konusunda ben Blue Switch'çiyim. Çünkü mekanik klavye kullanırken en iyi mekanik klavye hissiyatını Blue Switch veriyor. Bence. Hem ses hem tuşa dokunuş hissiyatı bakımından Blue Switch mekanik klavyede en iyisi bence. Tabii insanlar mesela mekanik klavye kullanıp da yani sessiz olsun istiyorlar mesela. Ben onu hiçbir zaman anlayamıyorum. O zaman hani sessiz klavye istiyorsan yani ne bileyim niye mekanik klavye kullanıyorsun ki? Yani tuş vuruş hızından kaynaklı kullanmaktan bahsediyorsan da ne bileyim o kadar über bir fark yok onu söyleyeyim yani.
Ya mesela Cherry MX'ler, işte Brown'lar, işte Red'ler falan bence gerçekten mekanik klavye hissiyatını hiç vermiyor ki ben hepsinden kullandım. Blue Switch'iyim. Her türlü. Blue, blue, blue. Mekanik klavye dediğim Blue Switch olur abi. Ben bunu bilir bunu söylerim. Senelerdir de. Ben bununla geldim, bununla giderim kardeşim. Güzel klavye kardeşim. Işıklı mı? Ya ben RGB'yi çok fazla takan bir insan değilim. Genelde de kullandığım klavyelerin hep ışıklarını kapatıyorum. Gözümü alıyor. Klavyede ışık muhabbeti zaten ilk başta insanlar yazı yazarken akşam karanlıkta görebilsin diye çıkartılmış bir şey. Ondan sonra işin içine RGB ve gamer. Bak, bir ürünün başına gamer geldiği zaman ürün 2000 lira pahalılaşıyor bir anda. O yüzden ben kendimi çok fazla dükletme taraftarı değilim. 50 liralık klavye de aynı işi yapıyor. Evet, mekanik klavye daha önce 6 farklı mekanik klavye falan değiştirdim. Şu an kullandığım mekanik klavyede benim şey Razer'ın şu eliti var ya. Ha neydi ya, adını unuttum. Tam adını unuttum klavyenin. Neyse. Ya bayağı pahalı bir klavye. İçeride duruyor mesela. Hani ben çok fazla bir klavyede fark göremiyorum. Daha önce mesela A4 Tekin şeyini kullanıyordum. X7 klavyesini kullanıyordum. Yayın bilgisayarımda hala duruyor mesela. Yayın bilgisayarı kullanırken duruyordu. Şu an içeride mesela o klavye hala duruyor. 11 senelik falan klavye. Hala takır takır çalışıyor mesela. Ucuz klavyeler daha iyi, dayanıklı. Klavyeler şey gibi, hani böyle hemen bozulayım modunda. Ha, aynen Razer Black Widow Elite kanka benim klavyem. Adını unuttum Black Widow'un. Duruyor içeride. Işıklarını bile açmıyorum mesela kullanırken. Takayım bir ara da sesini tıkır tıkır dinleyin. Okçu oynarken şey olur, güzel olur. Benim ışıklar da o skillerle beraber patlıyor. Hoş detay ama bir iki dikkat ediyorsun. Evet. İlk başta yaparken, yani ilk aldığında mesela klavyeyi biraz ışıklarına dikkat ediyorsun bir iki gün falan. Ondan sonra bir daha bakmıyorsun bile abi. %100 doğru bilgi bu arada. Benimki Chrome'a 10 sene oldu diyor. Vallahi Hüsom doğrudur biliyor musun? Gerçekten. Moruk adam. Kral son 10 dakika kaldı. Umarım kase atmazsın. Atsan da pek alabilecek gibi durmuyorsun da o Cursed Blade'inle. Tornat. Kral ya. Ama bir şansını denedi. Razer Huntsman N2 TKL kullanıyorum. Düz mor yanıyor sadece. Ya o işte tek renk ışıklı olan klavyeleri de mesela RGB diye yüksek fiyata satıyorlar da. Ya abi dediğim gibi hani ben çok takılmıyorum. Klavyeye özellikle hiç takılmıyorum. Ama mouse çok büyük detay. Mouse kesinlikle hani eline hangisi uyuyorsa en güzelinden. Hiç fark etmez fiyatı. Mouse'a kesinlikle verdiğim paraya acımam. Bugüne kadar kullandığım en iyi mouse da G502. Yani bence muhteşem bir ürün ya. Ben çünkü büyük mouse seviyorum. Küçük mouse kesinlikle sevmiyorum. G502'nin bir de kendi üzerinde ayarlanabilir ağırlıkları var. Ağır ve büyük mouse olduğu zaman benim elime tam oturuyor abi. Ben çünkü büyük elli bir insanım. O yüzden mesela küçük mouse'ları falan hiç kullanamıyorum. Önemli, önemli bir detay. Mouse çok önemli bence. Bence bilgisayarda en önemli ekipman mouse, sonra kulaklık gelir. Ondan sonra bence en son klavye gelmesi lazım. İyi bir oyuncuysan mesela bence sıralama böyle olmalı.
En öncelik FPS, sonra mouse, ondan sonra kulaklık, ondan sonra klavye olarak gitmeli. En sonunda koltuk. Yani götüme çivi bile girse bu oyunu oynarım, hiç sıkıntı yok. Tabii iyi olursa daha iyi olur ama hani olmasa da olur. Ondan bahsediyorum. Senelerce plastik koltukta oyun oynadık lan internet kafede. O demir koltukların üstünde. Yani hiç makro protection geldi bir saniye. Bunu hemen 1, 8, 3, 8 confirm. Elimle bile duman çıkartıyorum. Son 3 dakikamız kaldı bu arada. Arkadaşlar 3 dakika sonra ak göt kara göt belli olacak. Okçu mis vurmuyor. Deli ediyordu. Diğer oyunlarda 3-5... Yani mis vurmuyor derken onu anlamadım. Ne demek istedim? Sekmiyor mu demek istedim okçunun skilleri? Plastik terletirdi, götümüz yapışıyordu. İşte onu sadece oldlar bilir gerçekten. İnternet kafede kanka ne çile çekiyorduk ya öyle. Demir sandalyede oturtuyorlardı lan, demir demir. Şimdi mesela devlet dairelerine falan gittiğiniz zaman oturduğunuz o plastik ya da demir koltuklar var ya. O işte o koltuklarda oturuyorduk internet kafelerde. Sıfır şaka. Hele var ya böyle benim gibi uzun süreler oturan bir insansan, kalktığın zaman bel fıtığı garantili kalkıyorsun. Ota bir gün sona erince ne yapacaksın? Planın var mı? Benim yayınla alakalı bir şeyim yok kanka ya. Gelecek planım yok. Yani benim bugün yayıncılık hayatım bitse benim için hiçbir sorun olmaz. Ben zaten geleceğimi kurdum. Zaten bunca sene yayıncılık yapıp da herhangi bir gelecek planı yapmamış bir insan varsa, ne bileyim, helal olsun derim. Hiç mi düşünmedi yani yarınını kimse? Son 20 saniye arkadaşlar. Son 20 saniye. 10, 9, 8, 7. Şu ikisini kesiyorum. Ondan sonra tohum atıyorum. Evet, tam 3.40 tohumu attım. Bakalım kaç para kasmışız. Bakalım kaç para kastık. Repair'ımızı yapalım. Son düzlükte bir tane Epic Upgrade Scroll aldık bu arada. Son düzlükte. Son düzlükte. Oradan cebimize bir 450K koyduk abi. Şöyle üstümüzü başımızı bir satalım. Ne çıktı bir görelim abi. Bu Spinning Axe'ların tanesi NPC'ye satarsanız 350K. Ama şöyle bir güzelliği var. Mor itemleri kırdığınız zaman içinden bir tane Epic Upgrade Chart düşüyor. Bu Epic Upgrade Chart'lar da minimum pazarda 400-450K'ya satılıyor. Ve bu silahların içinden minimum bir tane, maksimum 4 tane olacak şekilde düşüyor. Şimdi bunları kıracağız. Her bir tanesinden mesela bir yerine 2 tane bile alsak, hani kar, anladınız mı? NPC 350'ye satacağımıza şansımızı deneriz. Tık kırdım bir tane. 400-450 artık neyse. Tık kırdım bir tane. Bize tabii bir tane düşer. Garibanın yüzü gülür mü derken iki tane düştü. Güzel. Şimdi 4 kere 4 16. 1.6 400K'da buna dedik 2M. 6M de üstümüzde var 8M.
Potları da 6K'dan sayarsam 100 tane. 600K'da bu 8600. Bunu da 3K'dan saydım. Yani çok da bir şey kasmamışız aslında, biliyor musunuz? 6, 8, 8, 600 falan para kasmışız. 8M 600K. Hani burada ne kadar giderimiz oldu? Herhalde 5 tane Repair Hammer kullandım. 5 tane Repair Hammer, işte 4,5M 20 tanesi. Calç 4,5 bölü 20 desek tanesi 225K çarpı 5 tane kullandım. 1M 125K oraya gidiyor. 8,6 desek 1,2 7,5. Bir kaç tane pot kullanmışızdır? Onu bir başından bakmak lazım. Kaç olduğuna. Yani işte 1M'lik de pot kullandığımı varsaysam 6,5M net karımız var aslında. Aslında o kadar da kötü değil. 6,5M. 6,5M'i de 6,5 çarpı 2,8 lira desek 18,2 lira. Yani bir saat farmla 18 lira kasabiliyormuşuz. Bence ne bileyim, böyle bir çarı, yani böyle bir çar için şöyle göstereyim itemları. Bence böyle bir çar için bilmiyorum iyi bir miktar mı? Bence değil. Bence değil yani. Bir sanki böyle bir 10M'e yakın falan olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Neyse. Bir sonraki slotumuz One Prick Bet olur. İşte Stinger olur. Black Mummy olur. Bu Hadar'daki bütün çöp slotlarının farmını atacağım tek tek. Sıkıntı yok. Death Valley'de de farm atacağım. Hepsini göstereceğim beyler. 876 mana 556 HP pot varmış üstümüzde. Chat'ten yazdılar şimdi. 876 eksi 688 188 tane mana kullanmışız. 556 eksi 145 desek 411 tane de HP pot kullanmışız. Bayağı pot kullanmışız bu arada. Yani şöyle 150 kc, yani 150 rc 1000 tane pot, tamam mı? O da 15 liraya tekabül ediyor. 15 lira bölü 1000 desek potun tanesi 0,015 çarpı 411 desek 6 lira 10 kuruşluk pot kullanmış oluyoruz. Aynı şekilde 1000 bölü 15 yaptım, yok. 1000 bölü 15. Hayır, öyle değil. 15 çarpı 188. Evet, 2 lira 2 lira 80 kuruşluk da mana harcamışız. 6,1 2,8 8,9 lirası 9 lira düz hesap pota gidiyor. 18 lira kazanmıştık. 9 lirası da oraya gitti. 9 lira falan para kazanmış oluyoruz giderleri çıkınca. Yani bilmiyorum, bayağı az gibi geldi bana. Değil mi? 9 lira için mesela bir saat uğraşır mıydınız? Hani mesela buna ekonomik olarak bakmayıp oyun içi para olarak bakarsak bence uğraşılabilir. Hani farm atıp çarını dizmek için uğraşan bir insan olarak bakarsan yapılabilir. Ama bunun yerine mesela burada çöp farmı atmak yerine elle gidip RNG spotlarında şansını denesem bence çok daha fazla kasarsın. Ama tabii orada da ya mesela Death Valley'de kastığını varsayıyorum. Death Valley'de kassan orada da gelip millet seni darlayabilir vesaire. Bu arada size Warrior'ımı da göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu okçuyu tamamen YouTube'a video çekmek için dizdim. Farm slotlarını göstermek için dizdim. Tek amacı bu yani. Adımız Farmer'a çıkmasın da.
Günde 12 saat kassan 110 lira. Okçunun bir tık sanki HP pot masrafı çokmuş gibi geldi bana. İttifak olayı burada yok. Yala yani direkt banyıyorsun kanka. Arkadaşlar benim şöyle bir warrior'ım var. En hızlı kasan bu ilde o, evet. Şimdi inanmayanlar falan olabilir diye gösterme gereği duyuyorum. Amık tavuk dönercisi demeyin bana ondan sonra. Böyle üstüm 8 Elite Set, 8 Warshy, Warlord Earring, Warlord Ring, Knight Pendant, Earring Ring, 9 da STR Belt var. Hani dediğim gibi o okçuyu sadece bu farm spotlarında maksimum AP bir charla işte ne kadar para kazanabileceğinizi göstermek için açtım. Videoları da hani yapmaya devam edeceğim YouTube'a. Çünkü Rise Online yönetimi benden böyle bir ricada bulundu. Ben de kırmıyorum tabii ki bir content creator olarak. Artı 9'a epic itemlar tabii ki de upgrade oluyor. Ama çok düşük bir ihtimal. Server'da sadece birkaç tane artı 9 epic item var. Neyse ben bu videoyu şimdi burada bitireyim. Bir sonraki videoda artık diğer slotta görüşürüz beyler.